Onkolojik alanda yani antikanser ilaçları üretme alanında in silico olarak yani bilgisayarda ilaç dizaynı yapmak üzerine çalışıyorum. Burada biz Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde bunların patentlenmesi, makalelerle yayınlanması üzerine çok odaklanmış vaziyetteyiz. Soypanar, in silico, drug design grubu olarak, ilaç tasarım grubu olarak. Ve de bu anlamda 2 ay kadar önce girdiğimiz Cost Action grubu, Avrupa Birliği grubu yaklaşık 100 kişilik trake kanserine odaklanmış seçkin öğretim üyelerinden dünyada seçilmiş grup ile bu çalışmalara kolaborasyonlar yaparak, kendi içimizde gruplar oluşturarak çok etkin çözümler buluyoruz, projeler yazıyoruz. Ve birbirimizle paslaştığımız üstün bilimsel bilgiler sayesinde de vizyonumuzu artırarak çok hızlı ilerliyoruz ve de bu ülkemize çok büyük katkı olarak dönüyor. Bu katkıda ülkemizin onkolojik anlamda kanser hastalıklarını baskılamak anlamda yepyeni ilaçlar ve yepyeni mekanizmalar keşfetmesi anlamına geliyor. Hızlı ilerlenmesi haline geliyor çünkü kanser hastalarının süreçleri çok sıkıntılı ve dolayısıyla ilaç üretimleri çok hızlı olmalı. FDA kurumunda 15 sene gibi süreler bekleyen onaylar olacağına 5-6 yıl ve daha altına inebilen ilaç üretimlerinin olması, kabullerinin olması ve dolayısıyla ülkemizde çok hızlı üretilebilecek moleküller, ilaçlar olması insan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip ve bunun için bizler çabalıyoruz. Bu sunumum aslında yeni Yapay Zeka Kongresi'ndeki sunumum. Yapay zeka ve bizim branştaki in silico alan dediğimiz computational chemistry'deki artık çalışmalar o kadar gelişti ki birbiriyle yapay zeka ve ilaç tasarım modülleri entegre olarak birlikte çalışarak sıfırdan elimizle çizdiğimiz her kimyasal yapının, her organik molekülün etkinliğini çok verimli bir şekilde anlayabiliyoruz. Hedef hücrelere karşı, hastalıklara karşı. Bunların hepsinde şu an için FDA onayına 10-15 yılda giderken eskiden ilaçlar in silico işte bu simulational drug design sayesinde artık AI'ın da bu artificial intelligence'ın da buna entegre olmasıyla beraber bu süreler 5-6 yıla indi. Her ilaç için harcanan 2 ila 5 milyar dolar arası maliyetler çok düştü. Bu molekülleri ülke için artık tabiri caizse muhafaza etmek çok önemli bir hale geldi. Bugün burada gururla ilk patent başvuru sürecimizi başlattığımızdan bahsetmek istiyorum. Bu patent süreci bizim ilaç molekülleri olabilecek moleküllere dair bunların üniversite ve bireysel olarak şahsıma alınmasına dair. Bunda büyük payı tabii ki geniş background'um genetik mühendisliğinde olsun, eczacılıkta olsun, organik kimyada olsun gelmesi var. Lakin en büyük katkılardan bir tanesi de Avrupa Birliği projelerine dahil olmuş olmam. Trake kanseri konusunda 100 kişilik bir prestijli çalışma grubuna, Cost Action diye geçen, işte European Cooperation in Science and Technology diye geçen grup içerisinde yer almam ve dolayısıyla bu geniş network içerisinde bizim onkoloji alanına dair yaptığımız ilaç tasarımları, in silico computational ilaç tasarımlarını çok iyi bir şekilde, etkin bir şekilde, verimli bir şekilde in silico olarak bilgisayarda çalışıp tasarlıyor olmamız ve bunların hücreleri baskılamada çok verimli sonuçlar alıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Toksiste değerleri çok düşük. Dolayısıyla toksikliği insan bünyesine zararı yok. Bundan ötürü de bu moleküllerin patent olarak alınması, yayınlarda çıkması, bilimsel makalelerde basılması ve KOSTÜ'nün, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin bununla adını duyurması bizleri çok mutlu ediyor. Avrupa Birliği çalışma grubuna yaklaşık 1,5-2 ay önce dahil oldum. Hepimiz kendi içimizde farklı kolaboratif gruplar kurarak projeler yazıyoruz ve birbirimizin işlerine çok destek atıyoruz. Dolayısıyla bu seçkin grupta olmaktan çok mutluyum. Bir molekülün ilaca dönme sürecinde 4 ana aşama var. In silico dediğimiz bilgisayarda hücrelerin hücresel düzeyde, protein, DNA düzeyinde baskınlıklarını incelemek, tamamen bir evreni, tamamen bir hücreyi simüle etmek in silico. Asıl çalıştığım alan bu. Kökenim de eskiden geldiğim wet lab dediğimiz bunun bir sonraki aşaması olan in vitro organik sentezi laboratuvarda yapıp orada da hücre kültürlerinde hücre hatları üzerine baskılamaya çalışmak. Onkolojik hücrelere, kanserli hücrelere. Üçüncü aşaması in vivo, hayvan deneyleri kısmı ve dördüncü aşamada da artık insan faz deneyleri kısmına geçip faz 1, faz 2, faz 3, faz 4.
Bunlar da son klinik denemeleri yapmak. Dolayısıyla şimdi artık yeni yapay zekanın da entegre olmasıyla beraber biz molecular docking ve dynamics dediğimiz moleküler kenetlenme ve moleküler dinamik dediğimiz hücrelere, hücrelerdeki bu protein olsun, RNA olsun, DNA olsun yapıları, hastalığa sebep olan yapıları baskılayacak olan molekülleri çok etkin bir şekilde yapay zeka ile hızlandırarak çalışabiliyoruz bu çalışmalarda. Dolayısıyla artık çok önce olan ve hızlı ilerleyen bir süreç içerisine girdik. Arka arkaya çok fazla etkin, verimli ve toksik özelliği olmayan, zararlı olmayan moleküller keşfedip bunların patentlenmesi, üniversiteye zimetlenmesi çok temel bir konu haline geldi eczacılık için. Bu çalışmalar tabii ki aslında insanlıktan bütün hastalıkları silene kadar sürecek. Çünkü artık yakın gelecek içerisinde yeni Medicres Yapay Zeka Kongresi'nde sunduğum gibi tek tek hastalıkların artık molekül molekül tasarlayarak patojenik olan, sorunlu olan molekül hedef moleküllerini baskılayarak, silerek hastalıkları tamamen dünya üzerinden silmek gibi bir hedef, nihai hedef var. Cost Action dediğim Avrupa Birliği bu projesinde de zaten nihai hedef bu. Dolayısıyla artık FDA mesela bir ilacı üretmek için eskiden 15 yıl harcarken bu 5-6 yıllara in silico bilgisayar çalışmalarıyla inmişti. Şimdi ise bu daha da kısalıyor giderek. Dolayısıyla her ilacın üretimi ve piyasaya girişte çok hızlandıkça artık inşallah ki yakın gelecekte hastalıkları hangi grupta olursa olsun, bu sadece kendi onkolojik alanıma dair söylemiyorum, silmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Uzun vadeli içmeme durumuna evet gelebilir. Kısa vadeli bu ilaçların alımıyla hastalıklardan kurtulmak söz konusu olabilecek. Onkolojik alanın dışında da son olarak bizim pandemiyle çok sıkıntı yaşadığımız koronavirüsü de son baskılayan bir moleküle ulaştık. Onun genetik materyalini çok etkin bir şekilde, çok yüksek verimle baskılıyor. Dolayısıyla indikasyonu çok yüksek olduğu için ve toksitesi neredeyse olmadığı için bunun da ilacı üretebileceğini düşünüyoruz. Bununla da ilgili patent sürecimiz başlıyor. Hey.